Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda daha önceden de bahsetmiştim. Sistem toplama videosunda. Şu anda kasanın içerisinde görmüş olduğunuz sağ taraf kenarda RAM'lerimizi görebiliyorsunuz. Kingston'ın FreeBSD modeli. RGB'li bir model. DDR4 RAM'lerimiz. Bunların şu anki mevcuttaki efektini görebiliyorsunuz. Şu anda böyle bir kayar şekilde bir efekti var. Bunları nasıl müdahale edebiliriz? Onunla alakalı sizlere kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Öncelikle tarayıcımızı açtığımızda FreeCTRL yazdığımız zaman bu RAM'leri kontrol edebileceğimiz yazılıma yönlendiriyor arkadaşlar. İlk baştaki Kingston'ın sitesine girdiğimizde bu şekilde bir sayfaya yönlendiriyor ve hemen alt tarafta Windows için indir butonu var. HyperX'le de bu uygulama üzerinden yönlendirebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hatta Microsoft'un Apps uygulamasına girdiğimizde şu şekilde sayfaya yönlendiriyor ve buradan edindiğiniz zaman, uygulamayı indirdiğiniz zaman kuruyorsunuz ve şu şekilde ben de hazır kurulu şu anda. FreeCTRL diye bir uygulama karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada şöyle şuradan hemen üst taraftaki yerden LED lamba yazan yerden burayı kapatıp açabiliyoruz. İlk başta onu göstereyim sizlere. Şu anda kapattım gördüğünüz gibi ve tiki işaretlediğimiz zaman da açılıyor uygulamamızdan. Buradan hemen şu kısımdan devam edeyim arkadaşlar. Buraya istediğiniz profili ekleyebiliyorsunuz. Kendinize özgü profiller oluşturup oradan ekleme yapabiliyorsunuz. Daha kolay geçiş sağlamanız açısından. Hemen yan tarafta ayarlar kısmı var. Buradan dilimizi seçebiliyoruz. Başlatmada açık olayı var. Otomatik olarak başlat kısmı. Ve şimdi bu RAM'lerimizin efekt kısmına geldi arkadaşlar. Bu efektleri nasıl değiştirebiliriz? Bununla ilgili hemen şu sol tarafta görmüş olduğunuz sol altta şu kısımda efekt yazan kısımda çeşitli efektlerimiz var. Benimki şu anda gökkuşağında işaretliymiş. Buradan ilkine tıklıyoruz ve sırasıyla efektlerimizi görüyoruz arkadaşlar. Nasıl olacağıyla alakalı. İlk efektimiz sıçrama hareketi. Bu şekilde gördüğünüz gibi gidip geliyor. Renklerimiz değişerek. İsterseniz bunu tek renk yapabilirsiniz. Şekilde sadece sarı, yeşil. Buradan renklerini seçebiliyorsunuz. İsterseniz buraya 5 tane renk veriyorsunuz. Mesela şöyle 3'ünü buradan yapalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi renkler çok belli olmayabilir belki ama aynı zamanda şu ekran kısmında da renkleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan hızını düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Mesela şöyle orta bir hızda geçişleri görüyorsunuz. Buradan parlaklığını düşürebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. İkinci efektimiz nefes hareketi arkadaşlar. Böyle nefes alıp veriyormuş gibi yavaş yavaş alçalıp azalıyor. Bu şekilde hızını artırabilirim. Şöyle hızlı bir şekilde yanabiliyor. Buradan yine renklerimizi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Varsayılan renk yaptığın zaman her seferinde renkler RGB olarak dönüşümlü bir şekilde değişiyor arkadaşlar. Burada üçüncü efektimiz gökkuşağı efekti. Biraz önce başlangıçtaki gördüğünüz efekt aşağıdan yukarıya doğru renkler RGB olarak değişimi sağlıyor arkadaşlar. Yine bunun da hız ayarı var. Şuradan hız ve parlaklık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada herhangi bir renk seçemiyorsunuz. Varsayılan renkte kalıyor ve bütün renkler değişiyor. Şöyle kuyruklu yıldız yani sıçramaya benziyor aslında. Farkını şöyle göstereyim. Sıçrama aşağı yukarı hareket yaparken kuyruklu yıldız ise yukarıdan aşağıya bir şekilde hareket gösteriyor. Varsayılan renkte yine dediğim gibi bütün renkler RGB olarak değişiyor. Şuradan tek renk seçebiliyorsunuz. İstediğiniz rengi. Beşinci efektimiz ise yanıp sönme. Bu şekilde yanıp sönüyor arkadaşlar. Yine buradan da renk seçeneği yapabiliyorsunuz. Mesela şuradan
Şöyle birini sarı yapalım. Diğerinde mavi yapalım. Bu şekilde yanıp sönme olayını yapabiliyorsunuz. Buradan yine hız olayı var. Şöyle en hızlı da hızlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer altıncı efektimiz ise sürekli yanma olayı. Bu şekilde sürekli yanıyor. Yine buna da buradan tek renk veyahut da istediğiniz bir rengi şöyle rastgele seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi renkleri ayarlayabilirsiniz. 5 renk olayında. Bir diğer efektimiz kalp atışı. Bu şekilde ritim şeklinde arkadaşlar görüyorsunuz. Her yan içinde farklı bir renk yanıyor. İkisi birden. Buradan yine tek renk olayı var. Bu şekilde istediğiniz 5 renk mevzusu yine aynı şekilde bu efektimizde de bulunuyor arkadaşlar. Şöyle mavili beyazlı bir efekt yaptım. Bu şekilde yanıp sönüyor. Yine bunun da hız ayarını yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi biraz daha hızlı yanıp sönmeye başladı. Bir diğer ve sonuncu efektimiz ise döngü arkadaşlar. Döngü de herhangi bir yanma sönme olayı olmadan direkt mesela şu an kasamızın üstündeki fanlarımız ARGB fanlar. Bunlar da yine aynı şekilde modları var. Onların arasında geçiş yapabiliyoruz. Efektler, farklı efektler var. Şu an aslında aynı efekti kullanıyorlar. Ama tabii bu hız olayı farklı olduğu için denk getiremeyebiliyoruz. Mesela şu anda biraz önce hemen hemen aynı şekilde dönüyordu. Yani bu hız olayını ayarlayabilirseniz aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ama biraz zor tabii o da. Ben gökkuşağı modunu kullanıyorum. Bu şekilde bütün renkleri görebiliyorum. Uygulamayla ilgili anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. RAM'inizle ilgili yani Kingston'ın veya HyperX'in RAM'ini kullanıyorsanız bu uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz ve istediğiniz efekti verebilirsiniz. Benim şu anda DDR4 Kingston FuriBeast 2x8'lik RAM'ler mevcut. Onlar da RGB aydınlatma olduğu için bu şekilde uygulama üzerinden kontrol edebiliyorum. Bu şekilde kısa bir bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Güzel bir özellik. Yani bu şekilde RAM'leri kullanıyorsanız eğer bunları yapmanızda daha bir ayrı güzel olur. RGB seven arkadaşlar için. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.